Belediye başkan adayıyım. Sence kazanma şansın çok mu? Bu kararımdan sonra evet. Çünkü daha kimse bilmiyor bu kararımı. Müthiş bir seçim çalışması oluyor o zaman. Bence de. Kimse söylememe devam et. Ve aklıma da kim soktu bilmiyorum bunu şu anda. Şu anda mı karar verdin? Belediye başkan adayı olmaya. Şurada aşırı derecede bitik bir abi duruyor. Yazlıkta böyle içen enişte tipi. Hoş geldin enişte. Hoş gördük. Nereden geldin? Yazlıktan. Gerçekten mi? Bu sabah döndük. Bakın üstünü değiştirseydim. Seni yazmayı düşünüyorum. Yazsam bilemedim ama. Yaz diyenler. Kral. Bak ilk seçimini kazandın. Kaldı Büyükşehir. $10 milyon verseler, iğrençlik konusunda ne kadar ileri gidebilirsin? Abi koltuk altını yalarım ya. $10 milyon ben neler neler yaparım da. Çok zengin olsan yine de yapmaktan vazgeçmeyeceğim fakir alışkanlığın ne olurdu? Sen hiçbir zaman fakir olmadın ama. Evet, maalesef olmadım. Yer bezi olmayan var mı? Benim evimde yer bezi yok diyene el kaldırabilir mi? Ben bilmiyorum ya. Sen yer bezinin ne olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyorum. Fakir birini alıyorsun, onunla yerleri siliyorsun. Onu böyle suyunu sıkıyorsun, sonra mesela Salih'i aldın, elle yerleri siliyorsun. Sorun yaşayacağını bildiğin halde yine de ne yapmaktan vazgeçmezsin? Ben fakirlikten vazgeçmem çünkü en samimi oldum, en doğal olduğum an o an. Daha demin $10 milyon için koltuk altı yalıyordum. Ben söyleyebilir miyim? Eşimin doğuma girmesini çok istiyordum. Sancım başladı, normal doğum yapacağım. Eşim de girdi doğuma. Ve cinsel hayatının sona mı veriyorsun? Doğum oldu. İşte aradan zaman geçti. Ben eşime dedim ki ben iyileştim dedim. Bana dedi ki sen iyileştin ama ben iyileşemedim dedi. Bir atıyor.